Efendi, telefon. Geliyorum. Ahmetciğim, yerime bakar mısın? Tabii. Efendim, özür dilerim. Efendim. Buyurun. Zahit, bu son. Seni bir daha hiç rahatsız etmeyeceğim. Söz. Bütün bunlarla başa çıkamayacağım. O hep gelecek. Ama ben sana bir daha söyleyemeyeceğim. Beni ne kadar zor durumda bıraktığını anlamıyor musun? Çekiverdim işte. Beni rahat bırak. Artık rahat edebilirsin. Ama bir şey bilmeni istiyorum. Hemşire, o kadın gerçekten var. Eğer bir gün Şule'nin ihtiyacı olursa, onu koru. O senin kızın. Özür dilerim. Nahit, iyi misin? İyiyim tabii, neden? Rengin kül gibi. İnanır mısınız, şu siyasetten bir vazgeçse, bir değil 10 kurban keseceğim. Ne tadımız kaldı, ne tuzumuz. Belki önümüzdeki seçimlerde adaylığını koymaz, olur biter. Ah, nerede o günler? Bu iş artık bir haysiyet meselesi oldu. Her neyse. Sayın Başbakan çok haklı. Suçlamalar karşısında 2-3 gün susarsanız, basın hemen size yüklenir. Kamuoyunu da yönlendirir. Saat 2'ye geliyor. Partiye kadar bir gideyim diyorum. Partiye bu saatte? İçim içimi yiyor. Arkadaşlar oradadır şimdi. Bir konuşalım bakalım da. Belki basından bir iki kişi ayarlarız. Deli misin? Bu saatte kimseyi bulamazsın orada. En azından Hurki ile Nihat oradadır. Sabah gidersin. Yat şimdi. Dinlenmene bak. Uyuyamam. Kafama takıldı. Bir saatte dönerim. Telefon et bari. Birileri varsa gidersin. Dedim ya, kafama takıldı. Gideceğim.